Mana bu dünyada hammamiz imtihondamiz. Dünyada yani ahiret imtihanı için nima qilyapmiz, tayyorgarlik ko'rayotgan odamlarımız hammamiz. Savol javob qilinamiz Allohning nazdida, Allohga yo'liqqandan keyin. Demek dünyada hammamiz imtihondamiz. Endi dünyadagi imtihondan bu ahiretteki imtihanın farkı ne? Ahiretteki imtihanın vakti noma'lum. Bizge go'yo ki hazır, hammamiz imtihan xonasida oturup muzu, imtihan topshiradigan xonada oturup muzu, lekin bizni qo'limizda yozib turgan varag'imiz qachon tortib olinishini Alloh biladi xolos. Qachon jonimizni olishi bilan bu imtihan vaqti tugadi degani. Lekin hech kim kafolat bera olmaydi, falon paytda necha yashayman, shundan oldin men nima qilib qolaman, imtihonga yarasha tayyorgarligimni ko'rib olaman deb hech kim kafolat bera olmaydi. Shuning uchun doimo mo'min kishi imtihonga, oxirat imtihoniga tayyor bo'lib yurish kerak. Hatto ba'zi salaf solihlar nima deyishgan? Agar ertaga ölüm saatin keladi, yani ertaga ölesen değilse ziyade kıladigan amalim yok dedi. Çünkü gündelik hayatı özü ölümge tergellik görüş bilen etedi. Ama hazır biz öyle yapıyoruz, 2 günden keyin vefat ederken sen dese, yapayım bu adadır, bimar kişi, ya mesela tabiple arkali, az günü ömrü kaldı degen bir haber verilse, bari o bir haftalık, 2 günlük, 3 günlük ömrü kaldı dese, ne kılış mümkün? Bütün hayatını özgertirip, şüphetkeçe bir mege yürüyen sadakalarını verişi mümkün, tutmaya yürüyen rozasını tut olay deyişi mümkün, ve hakeza. Nemege? Çünkü şüphetkeçe tayyarmaz. Bu köpçülüğümüzdeki halat, demek bitti asasi farkını iken dünyadaki imtihan vakti malum. Lekin ahirettaki imtihanını, yani bu ahiret için biz dünyada imtihan nümesi demiz. Çünkü her kim daim tayyar bu tutuş gereği.